Oradakiler göremiyor. Yeni farçak inisi olmasın onu söyleyeceğim. İndirsen, indir ben anlatayım. Ha. Arka taraf B'ye sallasın. Bak ta nereye kadar var. Bazuko denerin önüne kadar herkes burada. Şimdi o zaman ilk önce pankartı kaldırmışlardı. Onu bir söyleyelim. Ne diyor? Buranın İliç olmasını istemiyoruz diyor. Niye? Bir altın madeni tehlikesi var. Eğer altın madeni Düzüçü'ye gelirse suya siyanür karışır. Çünkü madenin yeri tam su yatağının olduğu yer. Siyanür bundan sonra başta doğacak çocuklar olmak üzere hepimizin sağlığını tehdit eder. Açık maden olursa İliç gibi olur. Her şartta Düzüçü'ne zararı olur. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tavrımız her zaman net. Türkiye'nin dört bir tarafında, biz halk sağlığına karşı hiçbir şeye evet demeyiz. Burada belediye başkan adayımız Süleyman Algan seçilirse, ki seçilecek Allah'ın izniyle, bir altın madeni çıkarılmaya çalışırsa düz içindeki herkesin yanına durmayacak, arkasında durmayacak. Önüne geçecek, mücadele edecek. Onun sözünü veriyoruz. Şimdi burası Türkiye'de 81 il var. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi 1143 ilçede, beldede seçimlere giriyor, adayları var. Tabii zaman dar, şehir merkezlerine gidebiliyoruz. İlçe mitingleri kolay kolay yapamıyoruz. Programı yapan arkadaşlar Osmaniye'ye bile güç gideriz dediler. Dedim ki Osmaniye'ye gideceğiz. Gerekirse Manisa'ya gitmeyeceğiz, Osmaniye'ye gideceğiz. Dedim ki yetmez. Osmaniye'ye gideceğiz. Ayrıca Düzüçü'ne gideceğiz. Mutlaka gideceğiz dedim. Genel merkezdeki planlamayı yapan arkadaşlar dedi ki ya Düzüçü ne kadarlık yer? Ne zaman gideceksiniz? Dedim ben pazar günü Adana'dayım. Öğleden önce Osmaniye'ye giderim. Düzüçü'ne de sabahleyin giderim. Dediler ki Ramazan mübarek gün, pazar günü sabah 10, ne işin var düz içinde, bir avuç insan olmaz dediler. Dedim ki siz benim memleketimi bilmiyorsunuz, orası düz içi, bir gidin görün dedim. Gidin görün. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba. Öncelikle bir kere geçtiğimiz aylarda düz içinde, tabii şimdi fen lisesi olan, daha önce öğretmen okulu olan, esas olarak Türkiye'nin en önemli köy enstitülerinden bir tanesi olan Düzüçü Köy Enstitüsü'nün düz içinde yaşayan son mezunu Mehmet amca herhalde. Mehmet amcayı kaybetmişiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben Düzüçü öğretmen evine, öğretmen okuluna, Düzüçü Köy Enstitüsü'ne yıl dönümü kutlamalarında geldim, gittim, bulundum. Türkiye aydınlanmasının en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir köy enstitüleri. Burada da Osmaniye'de de eğer bir tohum topraktaysa, bir damla yağmur varsa, bir yerden ilk bir çimen yeşilecekse o mutlaka köy enstitüsünün olduğu yerde olur. Ben 2011'de buraya geldiğimde demiştim ki 2014'te düz içini alacağız. Müthiş gayret ettik. 2014'te olmadı. Israr ettik. Defalarca geldim biliyorsunuz. 2019'da seçimleri aldık. Sonra önce sevindik, sonra üzüldük.
Adını adıp değer katmayacağım ama birisi bizi üzdü, başka bir tarafa geçti. Bizim oylarımızı aldı, başka tarafa geçti. Biz ne dedik? Yok yok. Biz ne dedik? Ben dedim ki hiç üzülmeyin. Düz içi benim meselem, benim davam. Düz içinde siz doğru adayı belirleyin. Dediler ki 5-6 isim geçer, hepsi çok kıymetli. Dedim ki düz içinde yüksek bir partililik bilinci var. Sandık koysak nasıl olur? Dediler ki sandık koysak çok iyi olur. Sandık koyduğumuzda örgüt birleşir. Sandığı koyduk. Siz gittiniz, oylarınızı verdiniz ve hep beraber Süleyman Algan'ı belediye başkan adayı olarak belirlediniz. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda düz içi bütünleşmiş durumda değil mi? Hep beraberiz değil mi? Hep birlikte kazanacağız değil mi? Ben bir söz verdim mi tutarım. Bakın Süleyman Algan belediye başkanı olacak. Geleceğim burada. Ramazan da bitmiş olacak. İnşallah hep beraber belediyenin önüne gideceğiz. Çıkacağım, bir kahvesini içeceğim. Bir kere de belediyenin önünden size hitap edeceğim. Bu arada düz içinin derdi sorunu çok. Boyunu aşan sorunları da var. Bakın şunu söyleyeyim. Nerede Süleyman Başkanım, gel. Şimdi siz Süleyman Algan'ı belediye başkanı seçeceksiniz ya. Onun bir omzunda benim böyle bir elim hep duracak, bir elim. Genel başkanın ilçesi burası, düz içi. Ha. Bir de Süleyman Algan'ın bir omzu daha var. O omzuna da videoyu izlemişsinizdir. Mansur Yavaş'ın eli hiç eksik olmayacak. Düz içinde ne ihtiyaç varsa o çalışacak, yapacak. Zorlandığı yerde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler onun yardımına koşacak. Biz bu düz içinde bugüne kadar yapılmamış hizmetleri yapacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sizin yüzünüzü güldüreceğiz. Burada bir de yarbaşı belediyemiz var. Osmaniye'deki tek belediye başkanımız. Başkanım gel böyle yanıma. Başkan yarbaşında biraz önce gelirken bu tarafa doğru yolda sol kolda gördüm. Halk ekmek var. Halk ekmek. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ekmek pahalı diye halk ekmek ürettiriyor, ucuza satıyor. Kaça satıyorsun başkanım? 3 liraya satıyoruz genel başkanım. 3 liraya ekmek satıyor halk ekmekte. Allah'ın izniyle Süleyman Başkan geldiğinde de düz içinde fırıncı arkadaşlarımızla da görüşerek, fazla kapasitelerini de hesap ederek halk ekmek uygulamasını burada da yapacak, düz içinin yüzünü güldürecek. Buradan öğretmen okulunun, köy enstitüsünün olduğu yerden bir kez daha seslenelim. Geçtiğimiz seçimlerden önce Recep Tayyip Erdoğan öğretmen adaylarına, öğretmenliği üniversitede okumuş, öğretmen olmayı hak etmiş kişilere söz verdi. Dedi ki mülakatı kaldıracağım. Atama yapacağız dediler. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 60 binde 80 bin arasında atanaması yapılmamış öğretmen vardı. Böyle şey olmaz, hepsini atacağım dedi. Şimdi 1 milyon öğretmen var. Bu 1 milyon öğretmen söz verilmesine rağmen mülakata sokuluyor. Mülakat kaldırılmadı. Öğretmen kardeşlerimiz diyorlar ki mülakatsız acilen 80 bin atama istiyoruz diyorlar. Biz de düz içinden, öğretmenlerin yetiştiği düz içinden
Türkiye'deki bütün öğretmenlere destek veriyoruz, destek alkışı yapıyoruz. Son sözüm düz içindeki emeklilere, bir emeklilere kaldırsın. Neredeyse herkes emekli. Kaç para maaş alıyoruz? 10.000. Bu Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ve en yoksul korosu, emekliler korosu. Hep birlikte 10.000 lira diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç ellemese, size hiç karışmasa bugün 1,5 asgari ücret 26.000 lira. O geldiğinde en düşük emekli maaşınız 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi gidin 2,5 çeyrek altın almıyor. 5,5 çeyrek altın kayıp. Bir tanesini cebinden düşürsen bütün gün ararsın. Öyle değil mi? Bütün gün. Ya bir emekli değil, bütün emekliler. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyorlar. Kimin yüzünden kaybediyorlar? Nerede kaybettiler? Bakın, bir şeyi kaybettiğin yerde ararsın. Siz ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiniz. Onu arayacaksanız yine bir başka seçim sandığında 31 Mart pazar günü sandık başında arayacaksınız. 31 Mart pazar. Önce yarbaşılardan başkanı yeniden seçmelerini bekliyorum. Yeniden seçmelerini bekliyorum. Orada yok efendim eski CHP'liymiş. Yok efendim bazı CHP'liler destek verirmiş. Kardeşim, Atatürk'ün partisinin adı belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Ablamın elindeki bayrağı ver bana. Ver onun bayrağını. Yollayacağım yine ablacığım. Hah. Atatürk'ün partisi bu. Tut bakalım başkan. Partisinin şöyle çevir. Partisinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Amblemi altı ok. Amblemi altı ok. Aha, adayı da bu. Yarbaşı belediye başkan adayı. Öyle başka Cumhuriyet Halk Partili falan yok. Sen ampule gideceksin. Tayyip Bey'in logosunun altına gireceksin. Sonra ben de eski CHP'liyim. Yok öyle ama. Oylar Atatürk'ün partisine. Osmaniye. Düz içinde, düz içinde bütün Cumhuriyet Halk Partililer düşündü, taşındı, ön seçimde oylarını verdi, adayını belirledi. Aha parti. İşte oku, işte adayı burada. Hep birlikte seçiyoruz inşallah. Annem sakla bunu. Geldiğimde yine göreyim. Düz içinin en önemli özelliği Gül Başkanım, gel bakalım böyle. Asu Başkanım siz de gelin. Bakın, bir yerin çağdaş bir yer olduğu kadın siyasetçilerinin olmasıyla bellidir. Ama en çok da kadınların siyasete ilgisiyle bellidir. Şimdi meydandaki kadınlar sakın alkış yapmayın. Sakın durun. Sizi düz içinin erkekleri alkışlayacak. Bir alkışlayın bakalım kadınları. Düz içinin gücü her seçimde, ben her geldiğimde en ön saflara gelen, koşturan Atatürk'ün kızları Cumhuriyet'in kadınlarıdır. Hepsine helal olsun. Gül Çiftçi partimizin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıdır, avukattır. Asu Kaya sizin evladınızdır. Cumhuriyet Halk Partisi gençlerin partisidir, kadınların partisidir, örgütün partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Hepinizi seviyorum. Burada bir kez daha
Eğer bugün yaşasaydı 40 gün önce kaybetmeseydik yanımızda il başkanımız Mehmet Döyüşçü olacaktı. Kendisi ben her gittiğimde nasılsın diyordum. İyiyim diyordu. Daha ağzımı açmadan düz içiyi alacağız başkanım sen merak etme diyordu. Benim o işi çok önemsediğimi biliyordu. Dün 40'ıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yanımıza il başkanımız Bağ Ünlü'yü alalım. Bağ abi düz içine abilik yapmaya geldi. Önceki dönem milletvekilimiz kendisine de teşekkür ediyoruz. Yine ilçe başkanımızı, il genel meclisi üyesi adayımızı ve Adana'nın iki çalışkan milletvekili var. Ayhan Barut ve Ömer Orhan Sümer. Alkışlarınızla onları da buraya alalım. Hep beraber, hep beraber seçimden önceki son fotoğrafı çektiriyoruz. Seçimden sonra Düzücü Belediyesi'ne gidip sade bir Türk kahvesi içiyoruz. Hep beraber.